Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Arkadaşlar, niçin hisse senedi aldım? Niçin o hisseyi aldım? Bu son derece yatırımcılar açısından anlamlı ve önemli bir soru. Şimdi bazı arkadaşlarımız yatırım yapmış oldukları hisse senetlerinin benden analizini talep ediyorlar. Başımın gözümün üzerine memnuniyetle. Yalnız şunu belirtmeliyim arkadaşlar. Bu benim hazırlamış olduğum program sanayi şirketlerinin yani üretime dayalı istihdam sağlayan yani insanları çalıştıran iş ekmek sahibi yapan şirketlerin bilançolarına analizine göre hazırlanmış, dizayn edilmiş bir program. Evet, bundan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, efendim, menkul değer kıymetlerin, finansal raporlarının mali tablo olarak da analizini yapmak mümkün. Ama sigorta, finansal kiralama, onlar farklı bir değerlendirmeye tabidir. Onların finansal tabloları daha farklı değerlendirilir. Yani pek uyumlu değildir. Net bir bize veri vermez. Ama üç aşağıya beş yukarıya yani yaklaşık olarak şirketin durumu hakkında fikir verebilir. Olması gereken fiyat hususunda bize yardımcı olur ama geniş kapsamlı bir bize ayrıntılı detay sunmaz. Bankalar keza arkadaşlar, evet, bankalar için de ayrıca dizayn etmiş olduğum bir program mevcut. Ondan zaten yapıyoruz. Bilançolar her ne kadar şirketler bilanço açıklıyor olmuş olsalar da değerlendirmeleri farklı sektördeki şirketlerin değerlendirmeleri farklı metotlarla yapılır. Bunu belirttikten sonra benim de sizlerden bir isteğim var. Bu hisse senetlerini hangi kriterlere göre aldığınızı, yani talep ettiğiniz şirketi hangi kriterlere göre, neye göre değerlendirerek aldığınızı da belirtirseniz ben memnun olurum. Yani bir kendi beceriniz, kendi bilginiz doğrultusunda, tecrübeniz doğrultusunda işte tercih mi ettiniz? Yoksa bir arkadaşınızın tavsiyesi üzerine mi böyle bir yatırıma girişimde bulundunuz? Yoksa işte piyasada herhangi bir uzmanın tavsiyesi veya aracı kurumların tavsiyesi üzerine mi yatırımı tercih ettiğiniz hisse senedinin o şirketin hisse senedini yatırımını tercih ettiğinizi belirtirseniz aynı zamanda da buradaki arkadaşlara yapılan hataların nereden kaynaklandığını en iyi şekilde anlamalarına da katkı sağlamış oluruz. O yüzden arkadaşlar benim de sizden ricam analizini istediğiniz şirketleri hangi kriterlere göre aldığınızı, hangi değerlendirmeler doğrultusunda aldığınızı belirtmenizi rica ediyorum. Herkese kayıpsız, kazançlı günler diliyorum.